Bugün açıklanacak olan Amerika tüfe verisi öncesinde yurtdışı piyasalar enflasyonda yavaşlama beklentisiyle pozitif bir görünüm sergiledi. Asya ve Avrupa endekslerinde görece daha güçlü yükselişler kaydedilirken, Amerika endekslerinde seansın büyük bölümünde temkinli bir görünüm dikkat çekti. Seans boyunca 4400 seviyesinin üzerinde kalan S&P 500, kapanışa doğru gelen alımlarla günü %0.67 primle tamamladı. Endeks'e yer alan 11 sektörün tamamında değer kazancı yaşandı. Enerji %2.2 Altyapı %1.24, sanayi %1.2 primle en güçlü sektörler olarak dikkat çekti. %0.93 primle diğer majör endeksleri geride bırakan Dow Jones endeksinde %1.98 yükselen sanayi ile %1.85 yükselen enerji sektörleri endeksi yukarı çekerken %0.33 gerileyen sağlık sektörü yükselişi sınırladı. Günü %0.12 primle sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan 11 sektörden 7'si değer kazandı. Gayrimenkul %2.25, ham madde %1.32, isteğe bağlı tüketim %0.9 primle en güçlü sektörler oldu. %0.65 gerileyen sağlıkta %0.5 gerileyen sanayi sektörü ise yükselişi sınırladı. %0.75 yükselen Almanya DAX endeksinde %0.15 gerileyen iletişim dışında tüm sektörlerde değer kazancı yaşandı. %3.78 yükselen gayrimenkul endeksi yukarı çeken sektör olarak öne çıkarken onu %1.2 primle ham madde sektörü takip etti. Ekonomik verilerde Amerika sakin bir gün geçirirken Avrupa tarafında Almanya tüfe beklendiği gibi aylık bazda %0.3, yıllık bazda %6.4 olarak açıklandı. ZEW anketinde beklenti anketi yaklaşık 4 puan gerileyerek eksi 8.5'ten eksi 14.7 seviyesinde açıklandı. Mevcut durumsa 62 olan beklentinin üzerinde 59.5 oldu. Bugünkü ekonomik veriler arasında Amerika tüfe, NBA mortgage başvurularıyla Fed 5 book açıklaması öne çıkıyor. Bugün açıklanacak olan kritik Amerika enflasyon verisi öncesinde dolar endeksi %0.24 değer kaybederek 101.729 seviyesine geriledi. Çin'den ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan yeni adımlar risk iştahını destekledi ve emtia fiyatlarında yükselişe neden oldu. Artan petrol fiyatları nedeniyle G10 para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi Norveç kronu oldu. Dolar Norveç kronu paritesi %1.22 primlenerek 10.35 seviyesine yükseldi. Bugün gerçekleştirilecek olan para politikası toplantısı öncesinde ise Yeni Zelanda doları, G10 para birimleri içerisinde dolar karşısında negatif ayrıştı. Yeni Zelanda Rezerv Bankası'nın bugün politika faizini %5.5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Diğer taraftan bugün faiz kararını açıklayacak olan Kanada Merkez Bankası'nın 25 bas puan artışla politika faizini %5 seviyesine çıkarması bekleniyor. Karar öncesinde dolar Kanada doları paritesi dün %0.27 gerilemeyle 1.32.42 seviyesinde işlem gördü. Birleşik Krallık'ta Haziran ayında ücret artışları beklentinin üzerinde gerçekleşti. Veri sonrası İngiltere Merkez Bankası'nın daha şahin politika izleyeceğini yönelik beklentilerin artması nedeniyle sterlin dolar karşısında değer kazandı. Sterlin dolar paritesi %0.52 primlenerek 1.2928 seviyesine yükseldi. Japon yeni ve İsviçre frangı da dolar karşısında değer kazandı. Dolar Japon yeni ve dolar İsviçre frangı pariteleri %0.63 düşüşle sırasıyla 140.43 ve 0.87.97 seviyesine gerilediler. Euro dolar paritesi ise hafif yükselişle 1.05 .10 seviyesinde işlem gördü. Gelişen ülke para birimleri çoğunlukla dolar karşısında değer kazanırken Güney Afrika randı en çok değer kazanan para birimi oldu. Zayıflayan dolar ve gerileyen Amerika tahvil getirileri 10 saltını 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 1938 dolar seviyesine taşıdı. Fakat kazançlarının bir kısmını geri veren altın, günü %0.35 primle 1932 dolar seviyesinde tamamladı. Altının aksine gümüş hafif kayıpla 23.12 dolar seviyesinde işlem gördü. Enflasyon verisi öncesinde Amerika tahvilleri karışık bir görünüm çizdi. 2 yıllık tahvil getirisi 2.6 bas puan artışla %4.88 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi 1.8 bas puan gerileyerek günü %3.97 seviyesinde noktaladı. Birleşik Krallık ve Euro bölgesi tahvillerinde getiriler yükseldi. Kısa vadeli tahviller ise çoğunlukla negatif ayrıştı. 10 yıllık Birleşik Krallık tahvil getirisi 2.4 bas puan artışla %4.65, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 1 puan artışla %2.64, İtalya 10 yıllık getirisi 3.2 bas puan artışla %4.40 seviyesine yükseldi. Gelişen ülke euro tahvillerinde alıcılı bir seyir hakim oldu. Türkiye hazine euro tahvilleri ise belirgin şekilde pozitif ayrıştı. 2 yıllık hazine euro tahvilinin getirisi 48 bas puan gerileyerek %7.74, 10 yıllık getirisi 29 bas puan gerileyerek %8.57 ve 25 yıllık getirisi 24 bas puan gerileyerek %8.94 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke risk primi ise 35 puan düşerek 457 seviyesine geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.